Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun sırrı. Kadın figürü olarak görülen tablo piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluşmuştur ve altın oran içermektedir. Da Vinci 1490 yılında yanına yetiştirmek üzere aldığı bir erkek çocuğu olan Oreno'ya aşık olup çok yaramazlık yaptığı için ona Monsalai yani benim şeytanım lakabını takmıştır. Mona Lisa ve Monsalai'nin harfleri birebir aynıdır. Da Vinci eşcinselliğini o dönem yasak olması sebebiyle saklamıştır. Tablonun ultra çözünürlükte yapılan detaylı araştırmasında gözlerine yaklaşıldığında bir gözünde L harfi, diğer gözünde S harfi görülmektedir. Leonardo'nun L'si, Salai'nin S'si. Tablonun arka manzarasında bir köprü bulunuyor. Bobbio isimli kasabadaki bu köprü halk arasında şeytanın köprüsü olarak adlandırılmakta. Birçok sanat eleştirmeni, çırak Salai'nin ve Mona Lisa'nın çizimlerini birleştirdiğinde benzerlik taşımaları üzerine Mona Lisa'nın çırak Salai olduğu teorisini desteklemektedir. Ayrıca Da Vinci vefatından sonra vasiyeti üzerine Mona Lisa tablosunu Mont Salai'ye bırakmıştır.